Ben gerçekten bu okçu sınıfını her oyunlarda seviyorum. Range'den sağlam damage'ler çıkarması aşırı hoşuma gidiyor. Fakat her oyun Archer'ı yapmayı beceremiyor. Archer oyuncusu çok seçicidir. Arch main olup her oyundaki Arch'ı oynamazlar. O adam oynamıyorsa o oyun o Arch'ı yapamamıştır. En sevdiğim sınıflardan birisi, fakat bu oyunda ne kadar güzel yapılsa da hızlı bir oyun olduğu için melee bir sınıfın yakalaması diğer oyunlara göre çok daha kolay. Yani DP ile kullanılan ve 1 dakika boyunca size hız veren bir skill var. Fakat bununla bitmiyor. Stun, CC falan olması gerek ama onlara rağmen adam serbest kaldığında yakalıyor. Bitirebilme süresi sanki bu skill'leri attıktan sonraki 5 saniyeymiş gibi geliyor. Şahsen ben bunu göz almak istemediğim için bu oyunda bu karakteri seçmedim. Bunun yerine klerik oynamayı tercih ettim. Bana daha çok hitap ettiği için. Fakat görüşler ve zevkler farklıdır. Yani bu demek değil ki karakter kötü. Ben sadece bu tarafını sevmediğim için oynamadım. Karakter gerçekten ciddi anlamda oyundaki en güzel ve en orijinal karakterlerden birisi. O yüzden benim bu dediğime takılmanıza gerek yok. Bu sadece benim görüşüm ve sizinle paylaşmak istediğim için açtım. Fakat bir tık daha bana hitap etseydi kesinlikle seçerdim. Bu tamamen kişisel görüşüm. Skilleri o kadar çok can yakıyor ki klonlama skilliyle adamı koparıp atabiliyorsunuz. Korkulacak sınıflardan birisi aslında. Sololar için çok çekici ve çok güzel bir sınıf. Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Öyle pek negatif yönleri yok. Setlerine geçecek olursak bulabildiğiniz en güçlü seti takın. PvP seti bile PvE'de kullanılabilir durumda. Asas'tan daha rahat bir şekilde slotlarınızı dönebilir ve adamları rahatlıkla kesebilirsiniz. Bu karaktere elinize alıştığında bildiğiniz roket olursunuz yani. Mana stone'ları, kritik ve magic accuracy takım. Bu iki taş archer'lar için, yani ranger'lar için hayati önem taşıyor. O yüzden ilk işiniz bu iki taşı edinmek olsun. Bunlar sizi tutarken bir yandan da kendinize özel build çıkarmak, set yapmak denemek isterseniz bunlar da size kalmış. Deneyebilirsiniz istediğiniz şekilde. Stigmalarda ise bu görseldeki gibi yapmanız sizin için en doğrusu olacaktır. En önemli temel diyebileceğimiz PvP build'idir. Aynı asas gibi PvE ve PvP stigmalarını ayrı ayrı özellikle yapmanız önemli. PvE'de ise bu görseldeki stigmaları edinmeniz en doğrusu olacaktır. Farmda elinizi çok rahatlatacak. Aslında görevlerle ilerleyebilirsiniz farm yaparken. Fakat uzaktan vurduğunuz için görevler harici elit moblarda takılmanız, kasılmanız daha iyi olacaktır. Daha kolay olacaktır ve daha rahat level atlayacaksınızdır. Fakat dikkat edin, yanınıza yaklaştırmayın. Tek avantajınız olan range özelliğini olabildiğince aktif kullanmaya çalışın. Zaten yüksek damage'lere sahipsiniz. Tahmin edeceğiniz üzere attığınız damage kadar orantısızca damage yiyorsunuz. Diğer sınıflara karşı da range mesafesine dikkat etmekte fayda var. Faction ise Assassin'daki gibi hayati bir önem taşımıyor. Böyle fark yaratacak bir özellik ya da bir farkı yok. O yüzden istediğiniz tarafı seçip oynayabilirsiniz. Özgürsünüz tamamen. Eğer unuttuğum ya da sormak istediğiniz sorularınızı yorumlarda belirtin, cevaplayayım. Merak ettiğiniz diğer konulardan haberdar olmak ve bilgi almak için Discord'a katılmayı, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.